Hazreti Mevlana kendi manasını Şems'le buldu. O her şeyi biliyordu. Ama hepsinin hakikatini görmek için Allah'ın nuruyla aydınlanmış bir göze ihtiyacı vardı. Kısacası Mevlana'da ilahi nura sonsuz bir çekiliş, Şems-i Tebrizi'de ise o nurun parıldayışı vardı. Şems, ışıktan bir köprü vazifesi görecek ve Mevlana'yı Allah'ına kavuşturacaktı. Mevlana'nın ömrü boyunca Şems'i anışı, müridin mürşidine duyduğu edepten ileri gelir. Her insan kendini cennete kavuşturana karşı büyük bir sevgi ve hürmet duyar. Şems, Mevlana'nın ve belki de biraz Sultan Veled'in dizelerinde ortaya çıktı. Yoksa yaşadığı sürece insanların onu tanımaması için ne mümkünse yaptı. Tebriz'den gelen bu büyük insan, 800 yıl sonra bile bu alemi ilmiyle aydınlatan öğrencisinin dizelerinde ve ilminde yaşar. Bu yüzden Mevlana'yı anmakla geçirdiğimiz bir yıl sonunda Hazreti Şems'i hiç hatırlamamış olduğumuzun üzüntüsüyle önümüzdeki seneyi Şems senesi gibi kutlamaya, idrak etmeye karar verdik. Celaleddin'i Mevlana yapan bu büyük sultanı İstanbul'da, Konya'da ve Tebriz'deki konferanslarla, makalatın manasını idrak için yapacağımız çalışmalarla anmak ve Yüce Sultan Mevlana'nın ruhunu şad etmek için çabalamak niyetindeyiz.